Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Herkes sesimi alabiliyor mu? Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Teguzem, rehberlik uzmanı İnce Hoca. Güzel. Evet, seminer aslında bütün sınav gruplarını ilgilendiren bir seminer arkadaşlar. Ben örnek olarak bir hesaplama yaptım bugün. Biraz kendi seviyemize göre nasıl hani kaç saat çalışmamız gerektiğini konuşacağız. O yüzden sizden seminere gelmeden önce seviye belirleme sınavını çözüp gelmenizi istemiştik. Çözdünüz mü? Önce onu sormak istiyorum. Çünkü seviye ölçümüne göre. Şimdi şöyle bir şey yapmayacağım ben bugün bu seminerde. Evet, YKS hazırlananlar günde işte 5 saat çalışmalı. KPSS hazırlananlar 3 saat çalışmalı diye bir şey yok. Zaten doğru olmaz. Neye göre 5, neye göre 3? Sizin seviyenize göre herkese farklı çıkacak bu hesaplamalar. O yüzden seviye belirleme sınavını çözmenizi istedik. Her derste hatta her konudaki seviyenize göre farklı çalışmalar yapmanız gerektiği için sizin bu aşamada seviyenizi ölçerek gelmeniz gerekiyordu. Şimdi çözmeyen arkadaşlar için de şöyle bir uyarıda bulunalım. Çözmedim, çıkayım mı o zaman? Hayır. Zaten siz bu seminere girerken form doldurarak geldiğiniz için sizlere aslında bir hesap oluşturduk. Ücretsiz bir örnek hesap. O hesabın içerisinde seviye belirleme sınavı var. Onu bugün çözersiniz, yarın çözersiniz. Burada anlattığım her şeyi aslında onu çözdükten sonra kafanıza oturtarak kendinizin de kaç saat çalışması gerektiğini bulmuş olursunuz arkadaşlar. Tabii ki çözmedim ama son girdiğim sınavı baz alabilir miyim diyenler az çok derslere göre hangi seviyede olduğunuzu biliyorsanız ben zaten 5 tip seviyeden bahsedeceğim bugün. Temel, başlangıç, orta, ileri, üst olmak üzere. Her derste kendinize bir değer vererek yani evet ben şu derste şu seviyedeyim diyebiliyorsanız aslında o zaman bir sıkıntı yok. Şarjım az çıksam olur mu? Tabii ki yani sizin bileceğiniz iş ama şunu soruyorsanız videosunu kaydedeceğiz. YouTube kanalımıza ekleyeceğiz. En geç yarın sabah Teguzem YouTube kanalımıza videosu eklenmiş olur seminerimizin arkadaşlar. Şimdi ben önce panel gösterip soru sunuma geçmek istiyorum. Normalde önce sunumu anlatacaktım ama önce bir panel kısmından ne yapacağınızı göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi seviye belirleme sınavı denilen bir şey var. Bu panel hepinize açık değerli arkadaşlar. Şimdi haftalık hatta günlük bile kaç saat çalışmamız gerektiğini nasıl hesaplayacağız? Şimdi seviye belirleme sınavını çözdükten sonra öğrencilerimize ders bazında ve konu bazında bir seviye ölçümü yapmış oluyoruz. Bu seviye ölçümüne göre de öğrencilerin çalışması gereken saat, çalışabileceği saat diye bir ayrım çıkıyor. Şimdi şu performans sayfasına gittiğimiz zaman bakın burada çalışması gereken toplam süre diye bir şey var. Bu öğrencinin bu seviyelerine göre bu öğrenci bütün derslerde başlangıç seviyesinde çıkmış ve bütün derslerde başlangıç seviyesinde olduğu için toplamda sınava kadar 759 saat çalışması gerekiyor. Haftalık 19 saat çalışması gerekiyor. Şimdi haftalık 19 saat ödev vermiş sistem ona. Bunu neye göre hesapladığımızı ben birazdan sunumda zaten size göstereceğim. Hepiniz de şu anda panelinize girdiğinizde haftalık çalışmanız gereken süreyi görebileceksiniz. Tabii ki sadece konu değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu öğrenci başlangıç seviyesine çıktığı için arkadaşlar, şimdi sunumda göstereceğim. Konu anlatımı yapacak. Arkasından tekrar yapacak. Arkasından kolay seviyeli soru çözümü yapacak. Önce hoca ile beraber çözecek. Videodan izleyerek çözecek ki daha iyi anlasın. Hani sorular nasıl çözülüyor. Sonra bir de orta zor soru çözecek. Toplam 759 saat. Ama Burak bu 759 saat günde falan haftada falan değil. 759 sınava kadar yani 42 haftada 759 saat çalışacakmış. Bu öğrenci bir haftada 19 saat çalışıyor. Yani bu öğrencinin aslında hani haftanın 7 günü ders çalışabiliyorsa ortalamaya vurduğumuzda günde 3 saatlik bir çalışma yapması bile yetiyor. Ama sizin sınavınız değişkenlik yok. Şimdi hepinizin sınava kalan süresi de farklı. Şimdi YKS var aramızda, KPSS var, belki DGS var, ALES var. Dolayısıyla sınava kalan hafta sayısı da değişkenlik gösterebiliyor. Ayrıca konuların öğrenme süresi farklı. O yüzden ben sizden şu anda paneli açabilecek olan arkadaşlar varsa bu kısma bakıp yazmanızı isteyeceğim. Kime haftalık çalışması gereken süre kaç çıkmış? Ve bunu güne böldüğünüzde şimdi mesela bu öğrenci haftanın 7 günü çalışabiliyorsa şimdi bir de bazılarınız haftanın
4-5 gün ders çalışabiliyorsunuz. Mesela şunu diyen öğrenciler var. Hocam hafta sonu ben full doluyum. Ya da işte pazartesi salı fullüm. Hiç çalışamam. Okulum var, stajım var, işte iş hayatım var vesaire. Haftanın sadece 5 gün çalışabiliyorum diyenler var. Ya da haftanın sadece 4 gün çalışabiliyorum diyenler var. Örneğin bu öğrenci haftanın 4 gün ders çalışabiliyorsa günlük çalışması gereken toplam saat bu sefer 4,5-5 civarı olması gerekiyor. Hani o 4 gün boyunca 5'er saat, değil mi? Yani 20 saatten varsayıp 5 saat ders çalışması gerekiyor günlük. Bu dediğim gibi kişiye göre değişiyor. O yüzden siz de panelinize girip eğer SBS'yi çözmüşseniz ve sınav kategorinizi doğru seçmişseniz, LGS ise LGS, YKS ise YKS, hatta TYT artı AYT şeklinde seçmeniz lazım. Sayısal sözel eşit ağırlık olarak. Bunu neye göre hesaplıyoruz? Bunu da göstereceğim. Panele girmişken göstermek istediğim bir şey daha var. Bundan da ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Madem SBL'nin sınavını çözdünüz, o kadar zahmete girdiniz. O zaman arkadaşlar, siz bir şey hesaplamıyorsunuz. Siz SBL'nin sınavını çözüyorsunuz. Çözdükten sonra performans sayfasına tıklıyorsunuz. Bu sayfa size ücretsiz olarak, örnek olarak açıldı zaten. Burada çalışmanız gereken haftalık saati görüyorsunuz. Bu herkeste farklı çıkıyor. Çünkü sizin seviye belirleme sınavı sonuçlarınıza göre çıkacak. Tabii ki oluyor Burak. Biz uzaktan eğitim olduğumuz için bizim en yüksek öğrenci kitlemiz, yani %60'ı, %65'i çalışan, okuyan, evli, çocuklu. Dolayısıyla bizim atandırdığımız kişiler de bunlar. Başarı oranı çok yüksek bir kurumuz. Bilmiyorum, atama oranlarımıza baktınız mı? Şu an sosyal medyada atanan öğrencilerimize çektiğimiz videolar, atama istatistiklerimiz, atanan öğrencilerimizin yorumları hepsi şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Hani şöyle düşünün, bu öğrenciler bizim öğrencilerimiz. İş hayatı olan, okul hayatı olan, çocukları olan, yani günde 2 saat, 2,5 saat ders çalışıp atanan öğrencilerimiz oldu. Bu durum YKS için de geçerli. YKS için de bizim kitlemiz stajı olan, okulu olan, dershanesi olan öğrenciler de var. Günde 1,5-2 saat buraya zaman ayırıyor. Neden biliyor musunuz? Şimdi az gibi geliyor sana ama sen belki seviyeni doğru ölçmedin. Şimdi seviyesi çok daha geride olan bir öğrenci için bu değişkenlik gösteriyor ve bu zaten sene sonuna kadar böyle gitmeyecek. Bu başlangıç süresi. Ve istikrarlı giderse, şimdi siz de önerdiğimiz kişiye özel olduğu için ve takvim oluşturma kısmını da yapabildiğiniz için zaten normalde, mesela örnek veriyorum, sen 3-4 saat çalışırken bir başkasına 7-8 saat çalışmayı önerebiliyor. Bu tamamen dediğim gibi sizin seviyelerinize göre ve sınava kalan süreye göre algoritmik bir hesap. Bu kafamıza göre yazılan bir şey değil. Bunun hesabının nasıl yapıldığını göstereceğim birazdan. Deneme sınavı değil. Bu bir seviye belirleme sınavı. Bekleyen görevler sayfasında, ana sayfası, ana sayfada görülüyor zaten. Takvim oluşturma kısmı arkadaşlar, seviye belirleme sınavını çözdükten sonra kendinize özel haftalık çalışma programı oluşturabiliyorsunuz. Bu program kayıtlı öğrencilerimiz için her hafta yenileniyor. Ama siz denemek için girdiğiniz için size bir haftalık örnek bir program hazırlıyoruz. Aynı zamanda performans sayfasından da biz kayıtlı öğrencilerimizin şuradaki oranlarını takip ediyoruz. Mesela çalışma programı hazırladıktan sonra haftalık olarak öğrencilerimizin programa uyumuna göre şurada puan kazanıyorlar ve biz bu puanlara göre çalışma oranı hesap diyoruz. Çalışma oranı düşük çıkanlara, yüksek çıkanlara, orta çıkanlara belirli periyotlarla aramalar yapıp rehberlik görüşmeleri yapıyoruz. Yani neden düştü? Stres mi arttı? Dikkat dağınıklığı mı yaşıyor? Programa uymada öz disiplin sorunu mu oldu? Bunu analiz etmek için birebir rehberlik görüşmeleri yapmaya başlıyoruz. Aynı zamanda bu programa uymaya başladı öğrenci. Verilen bütün ödevleri tamamladı. Konu anlatımını çalıştı. Temel kavramlar konusu öğrenin matematikten. Tekrarını yaptı. Sorusunu çözdü. Orta zor soruyu da çözdü. O zaman sistem tarafından karşısına check-up testi geliyor. Check-up. Deneme. Yani şöyle kontrol diyelim. Kontrol sınavları. O konuyla ilgili. Biz yine haftalık olarak örneğin ona 8 tane check-up testi yüklemiştik. Öğrenci 8'ini de çözmüş. 8'de 5 tane başarılı. Hemen bir öğrenme oranı hesaplıyoruz. Yüzdelik olarak o 3'ün neden başarısız olduğunu ölçmek için görüşmeler yapıyoruz. Onu analiz etmeye başlıyoruz. Bu kısımlarda da tamamen dediğim gibi siz bir haftalık olarak yararlanabileceksiniz. Ama zaten yapay zeka desteğiyle bizlerle ilerlediğinizde bunlar sizin haftalık olarak ölçülüp buraya işlenmeye ve bizler tarafından takip edilmeye devam edecek arkadaşlar. Bu paneli bu şekilde kullanın derim. Bir hafta deneme şansınız var.
Bence her şeyini kullanın. Yani o haftalık, bir haftalık sürecinizi kullanın. Hatta örnek program vesaire oluşturun derim arkadaşlar. Zaten yararlanmak isteyen öğrenciler olursa bu seminere giren tüm öğrencilere indirim tanımlayacağımız için öyle bir hakkınız var. Bundan da bahsetmek istiyorum. TKS yapay zeka paneliyle hazırlandığınız sınava dair LGS, YKS, KPSS hepsi olabilir. Hepsiyle aynı indirim kodu hepsinde geçerli. Bununla alakalı da indiriminizi öğrenmek, en azından hani belki işte 3-4 gün sonra düşüneceksiniz ama bugünden indiriminizi tanımlamak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız ücretsiz eğitim koçuyla bir seans görüşebileceksiniz. Buraya bir link bıraktık. İstanbul Öncesi arkadaşım bir link bıraktı. Tıklayıp bir randevu alın, eğitim koçuyla görüşün. Hem çalışma tekniklerini öğrenin, hem çalışma programı nasıl hazırlanır, beraber bir program hazırlayın. Hem de indirim hakkınızdan da yararlanmış olun değerli arkadaşlar. Şimdi ben bir de şu kısımda bunu nasıl hesapladığımızı göstereceğim sizlere. Aslında bu bayağı bir formüllerle hesaplanan bir şey arkadaşlar. Böyle algoritmik geri planda kodlarla hesaplanan bir şey. Ben bunu GGK için örneğini yapıyorum. Bu dediğim gibi YKS için ayrı, LGS için ayrı hesaplanıyor. Ben örneğini görün nasıl hesaplanıyor bunu bilin diye yaptım. Hani biraz önce mesela Burak arkadaşımız dedi ya az gibi geliyor bana. Aslında en büyük sıkıntımız bu. Çalışmaya başladığımız anda birçoğumuz seviyemizden çok daha üst düzey bir çalışma yapmaya çalıştığımız için başarısız oluyoruz. Nasıl ya? Daha çok çalıştığımız için başarısız olabilir miyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Bu yüzden oluyoruz. Çünkü sınav bizden aslında bu kadar fazlasını beklemiyor. Seviyemize göre doğru bir çalışma yapmamızı bekliyor. Biz gidip de günde 4 saat, 5 saat öneriyorken bize bizim seviyemiz. Biz gidip 8-9 saate zorluyorsak bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Seviyemizden daha üst çalıştığımız için verimimiz düşüyor, dikkat dağınıklığı yaşıyoruz, konsantrasyon problemi yaşıyoruz, fazla yoruluyoruz, bıkıyoruz, usanıyoruz ve bunalıp daha erken bırakmaya başlıyoruz. Bu sefer de yarı yolda herkesin hızlandığı, yani herkesin aslında 4-5 saatte başlayıp 8 saate çıktığı sürede biz 8 ile başladığımız için 4'e düşüyoruz, 3'e düşüyoruz, 2'ye düşüyoruz ve bir anda bırakıyoruz. Çoğu pes etmeler de bundan kaynaklanıyor aslında. Ama sen gidip de seviyene göre çalışmış olsaydın, yani örneğin sen matematiğin çarpanları ayırma konusunda ileri seviyedeysen, ki bunu SBS bize söylüyor zaten, o zaman senin gidip de detaylı konu anlatım yapmana gerek yok. Dershanelerde olduğu gibi herkese oturalım konu anlatalım. Biz buna karşıyız arkadaşlar. Senin gidip ön hazırlık temel atma eğitiminden yararlanmana gerek yok. Hatta tekrar bile yapmana gerek yok. Diyoruz ki sen çarpanları ayırmada zaten ileri seviyedesin. O yüzden senin önce kolay soru sonra orta zor soru çözmen lazım. Konu öğrenme sürelerinden bahsediyor. Burak doğru bir şeye değindi aslında. Konu anlatım videoları işte şu kadar saat, bu kadar saat diyorsunuz ya. Ondan da şu kadar hemen bahsedeyim. Bizdekiler de video sonuçta. Ve bu kısımda Burak, konu anlatım videosu şimdi. Her konu anlatımında çalışmak zorunda mısın bir kere? Bir kere şu kısımda bir duralım. Biz ne diyoruz burada? Başlangıç seviyesindeysen konu çalışacaksın ya da temel seviyedeysen ön hazırlıktan sonra konu çalışacaksın. Şu iki seviyenin dışında 3, 4 ve 5'te çıktıysan zaten sen konu çalışmayacaksın. Onu bir ele. Bir, iki. Evet, şu anda şunu çok red kabul edeceğim. YouTube'da birçok platformda çok fazla konu anlatım videoları var. Ve bu konu anlatım videolarını gerçekten tek tek inceleyen biri olarak söylüyorum. Gerçekten çok uzun. Bunu anlayabiliyorum çünkü o anda öğretmenin yapması gereken bir videoda her şeyi vermeye çalışmak. Dolayısıyla hani herkesi başlangıç seviyesinde temel seviye gibi kabul edip her şeyi anlatıyor. İyi de ben o konuda orta seviyedeysem gidip o videoyu niye izliyorum? Bu bir yanlış zaten. Yanlışa sürüklüyor beni. Sonrasında da bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi KPSS, YKS gibi sınavlar, LGS'de hatta artık son dönem yeni nesil sorular var biliyorsunuz. Zaten bizden her şeyi bilmemizi istemiyor. Her şeyi yapmamızı istemiyor. Stratejik olarak yaklaşmamızı bekliyor sınavlar. İnanın bana mesela genel yetenek, genel kültür testi için söylüyorum. Çiftli yıllarda yapılıyor, tekli yıllarda yapılıyor. Çiftli yıllarda böyle birinci çıkarttığında netlere bakıyoruz. 120 soruda birincinin neti 105, 110, işte 106, 120 de 120 yapan yok.
Zaten ÖSYM her şeyi yapma diyor. Mesela size 120 soruda 90 puan almak isteyen biri ortalama netleri 91, 92, 90'larda geziyor. Yani otomatik olarak 30 soruyu zaten yapmaman gerekiyor. Yaparsan vakit kaybedeceksin. YKS için de aynı şey geçerli. Zaten sınav bizden çoğu soruyu da boş bırakmamızı bekliyor. Her detayı da bilmemize gerek yok. Bu aşamada biz videoları çekerken şu titizliğe çok çok dikkat ettik. Her hocayla birebir görüşme yapmış biri olarak da söylüyorum bunu. Öğretmenlerimiz de çok heyecanla, şevkle çekti videoları gerçekten. Hocam sınav ne istiyorsa o. Lütfen sınav mantığından çıkmayalım olur mu? Çünkü öğretmenlik biliyorum bunu. Hani o ekran karşısına geçtiğinde ya da o tahtanın başına geçtiğinde bildiği her şeyi öğrencisine vermek isteyen, her şeyi öğretmek isteyen bir meslek. Haliyle fazlasını vermek istiyor. Ama sınavlar yıllarca bunu gözlemledik ki fazla bilginin zarara soktuğunu gördük öğrencilere. Sınav artık bunu beklemiyor bizden. Her şey sınav sözlü bir sınav olsa ya da klasik açık uçlu bir sınav olsa daha çok bilgi verelim. Her şeyi yazalım. Belki ek puan alırız vesaire. Böyle işte klasik yazılılar olurdu ya okul dönemlerinde. Bu sınavlar test usulüne dayalı sınavlar. O yüzden fazla bilgi gerçekten zarar ve bilgi kirliliği ve şıklar o kadar çok birbirine benziyor ki. Çok bilince de karışıklık meydana geliyor. Bundan bahsediyorum aslında. Burada da güzel bir özet geçmiş oldum. Bizim istediğimiz hangi konuda, hangi seviyedesin o çalışmayı yap. Hani dershaneye gittiğiniz zamanları hatırlayın. Belki giden arkadaşlar var. Ben kendimden yola çıkacağım. Örneğin trigonometri konusu zayıf olduğum bir konuydu. İlk derse gittiğimde hoca sanki biliyormuşuz gibi yani tamamen orta seviyedeki biri için anlatıyordu. Neden biliyor musunuz? Dedi ki bize siz zaten 12. sınıfsınız. Zaten şu anda okulda bunu görüyorsunuzdur muhtemelen. Ben bir üzerinden geçeyim. İyi de ben okula gidememiştim. Trigonometriyi ben bir kere kaçırmıştım. Hani trigonometri bende eksikti. Ben tekrarla başladım aslında. Ama benim seviyem şuraydı trigonometride. Ben bunları bilme temel bilgi sinüs üstüne, kosinüs üstüne, tanjant, kotanjant hangisi hangisini oranlayınca ne çıkıyordu? Benim bunları bilmem lazım önce. Biz de oradan tekrar yapıp soru çözümüne geçtik. Benim bu ciddi anlamda eksik kaldı. Başka bir X arkadaşım için konuşayım. Onun için de şöyle bir sıkıntı oldu. Zaten trigonometriyi çok iyi biliyor. Sınava ikinci kez hazırlanıyor. Zaten geçen sene soru kaçırmamış. Yani şurada bu arkadaş. Bu arkadaş da şurada zaman kaybetti. Boşu boşuna tekrar tekrar hani şurayı yaptı, şurayı yaptı sonra buraya geçirdik. Zaman kaybetti. Direkt o arkadaşımıza biz orta zor soru çözdürebilmeliydik. Ama bunu sınıf ortamında yapmamız mümkün değil. Hangi birine, hangi ayrı farklı çalışmayı yaptıracaksın? Ancak teknoloji gerekiyordu böyle bir şey için. Biz bu teknoloji sayesinde bu fikrimizi, hayalimizi aslında hayata geçirmiş olduk yapay zeka sayesinde. Herkes ihtiyacına göre çalışsın. Ne eksik ne fazla. Öyle saatlerce çalışalım, gece yarılarında alarm kuralım, uyanalım, çalışalım, çalışalım, geri uyuyalım. Böyle bir zihniyete karşıyız. Zaten sınavın istediği şey de bu değil. Siz onları yaparken sınav belki sizinle dalga geçiyor. Ya ne yapıyorsun arkadaşım? O kadar da abartma ya. Ve sonunda strese kapılıp yine yanlış yapıyoruz. Sınav psikolojik bir sınav çünkü. Bu kısmı da var. Şimdi KPSS hazırlananlar şöyle bir şey yapabilirler arkadaşlar. Nasıl hesapladığımızı göstermek için örneğini yapacağım size. Zaten hepinizin panelinde çıkacak bu biliyorsunuz. O yüzden bu hesaplamayı ayrı ayrı yapmanıza gerek yok. Ben genelde GGK için örneğini yaparken boş bir kağıda şu tabloyu çizmelerini istiyorum öğrencilerimden. Ve her ders için karşılarını kendilerinde gördükleri seviyeyi yazmalarını istiyorum. Şimdi benim kaç tane seviyem vardı? 5 tane, 3. Biraz önce merdivende gösterdim ya merdiven kısmında. Birinci seviye temel. İkinci seviyen başlangıç. Üç, orta, dört, ileri, beş, üst seviye. Bilenler buraya yazıyor. Bilmeyenler için şöyle bir tablo paylaşıyorum. Bu tabloda hani biraz önce Burak yine demişti sanırım. Hocam SBS çözmedim ama az buçuk hani biliyorum son sınavdaki netlerimi demişti. Az çok Türkçe'de işte örnek veriyorum kendini 100 üzerinden puan anlamında kaç puanda görüyorsun ya da 30 soruda kaç net yaparsın şeklinde. Diyelim ki bu işte X arkadaşımız 16-17 net yaparım diyor. Orta seviye. Türkçe'ye gidiyorum. Şurada 3 yazıyorum. Bunları buna göre yaptık bu arada. Bakın önce seviye ölçümüyle başlıyorum. Siz zaten SBS'ye girdiğiniz için girmeyenler de bunu uygulayabilirler. Bu dediğim gibi girdikten sonra zaten YKS için ayrı, ALES için ayrı hesaplanıyor. Sonra matematik için işte hocam ben 10 net anca yaparım dedi. Geliyorum matematiği buluyorum önce bir bulmaca gibi. Sonra 10 net şuraya denk geliyor. 2. Tarih 17 buçuk. Tarih tam şurası mı o zaman?
Tam orta ve ileri arası demişiz. Ya yani 17,5'sa şöyle diyelim bence. Hani orta daha iyi olur. Çünkü hani ileri dersek bize daha eksik bir çalışma yaptırır. Bence 17,5, bence 17'den alalım onu. Orta seviye 17,51 olsa hadi şuradan alırdık. 3 diyelim tarihe. Coğrafya için diyelim ki 7 net yapabildik. Şöyle olsun. 2. 21 net mi yapmıştınız tarihte? 21 net o zaman şurasına denk geliyor. İleri seviyedesiniz. Vatandaşlık içinde diyelim ki kaç net yapın? 11. Şurası. 4. Vatandaşlığa da 4 çıktık. Şimdi bu tabloyu çizdirdikten sonra sizden şöyle bir şey istiyorum. Bunlar ne biliyor musunuz? Hemen bundan bahsedeyim. Bunlar konu anlatım süreleri arkadaşlar. Türkçe için konu anlatım süresi 132 saat. Eğer ki öğrenci temel seviye çıktıysa ne yapacak? 132'ye bir de ön hazırlık ekleyeceği için 144 saat çalışması lazım. İşte seviyeye göre çalışma süreleri nasıl farklı değişiyor bakın. Eğer öğrenci orta seviye çıktıysa Türkçe'de konu anlatımı çalışmayacak, ön hazırlık çalışmayacak, 72 saat tekrar yapsa yeter zaten. Öğrenci ileri seviye çıktıysa tekrar da yapmayacak, soru çözecek, kolay soru, bir de orta zor soru, 54 saatlik soru çözüm yapacak gibi. Bakın her seviyeye göre Türkçedeki çalışması gereken saat de değişiyor. Ama biz hiç böyle yapmadık. Bize dediler ki dershaneye giderken de okula giderken işte ders saatlerimiz şu kadar, haftada şu kadar saat Türkçe göreceksin. Toplamda 120 saat Türkçen, 200 saat matematiğin, işte 100 saat coğrafyan var dediler. Aa dedik, anlıyormuş gibi biz de. İyi mi kötü mü bilmiyoruz ki. Aa iyiymiş dedik. Ne kadar çok ders saati ise o kadar iyiymiş gibi bir mantık kurduk nedense. Aksine benim o kadar ders saatine ihtiyacım yoksa bana zarar aslında. Kafamı karıştırıyor ve beni sıkıp bunaltmaya başlıyor. Ben bunu düşünmediğim için hali ile kimse bunu düşünür. Aa çok ders saati varmış ya, iyi bir şey aslında diyoruz. O ders saati bizde de var ama kişiye göre bunu azaltıp çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Neye ihtiyacınız varsa. Şimdi bu tabloya göre mesela Türkçe 3'tü. Türkçe 3 72 saat. Gidip buraya 72 saat yazıyorum. Bunların hepsi buna göre arka planda hesaplanıyor. Ben şu an manuel hesaplıyorum. Bunu yapmamız mümkün değil her öğrenci için. Ya da kendiniz için her defasında bunu yapmanız mümkün değil. O yüzden otomatik hesaplıyor yapay zeka. Matematiğim 2 idi. 242 saat çalışacağım toplamda. Tarih 3. 120 saatte buraya geldim. Coğrafya 2, vatandaşlık 4. Gelelim coğrafya 2, 110, vatandaşlık 4, 45, 110 ve 45. Şimdi bunu bir toplamam gerekecek. Ve A'yı bulmam gerekecek. A benim biraz önce size gösterdiğim 759 vardı, hatırlıyor musunuz panelde? İşte böyle hesaplanıyor arkadaşlar. Hangi seviyedeysen ona göre. Şimdi ben buradan toplama yapmam lazım. 72, 242, 120, 110 ve 45. 589 çıktı. 589. Toplam sınava kadar çalışmam gereken süre. İyi de ben bunu neye göre dengeleyeceğim, değil mi? Şimdi A'yı buldum artık. 589. Sınava ortalama henüz sınav tarihi belli olmasa da 40 hafta var diye ben bir hesap yaptım. Haftalık çalışmam gereken süreyi buluyorum. C eşittir 589 bölü 40 değil mi? Bunu da hesapladığımda kaç saat çıkıyor ortalama? ...14,7'den 15 saat. Eğer bu öğrenci haftanın 5 günü çalışabiliyorsa, bakın günlüğü bulalım, haftanın 5 günü çalışabiliyorsa 15 bölü 5'ten 3 saat çalışması yeterli olacak. Neden? Çünkü ileri seviyede olduğu ders de var, orta seviye olduğu ders de var. Hepsi temelde de hepsi başlangıç olsaydı bu öğrencinin günlüğü o zaman 7-8 saate çıkardı zaten. Eğer ki siz kendinizde bunu hesaplarken hepsine temel seviye, hepsine başlangıç seviyesi diyorsanız ya da SBS'nizde öyle çıktıysanız o zaman bu saatiniz muhtemelen bu aralıklara ulaşacak. Çünkü senin daha çok çalışman lazım. Mantıken daha gerideysen daha çok süre çalışman lazım. İşte bu mantığı zaten sizin hesaplamanıza gerek kalmadan burada size göstermiş olduğum yapay zeka modelinde zaten hesaplamış oluyor otomatik. Sizi hiç uğraştırmıyor. Şurada veriyor. Yeterli süre oranını da hesaplıyor. Oranlarınızı hesaplıyor. Ona göre şunu da yapıyor. Bu çok önemli bir bilgi. Bunun üzerine bayağı çalışmıştık. Sınava çok az zaman kaldı. Senin çalışman gereken hala daha çok fazla ders var diyelim. Yani çalışmadığın, tembellik ettin, boşladın ya da geç kayıt oldun. Geç karar verdin. O zaman da şunu yapıyor. Diyor ki
Sınava bir ay var ve senin bir ayda hani günde 10 saat bile çalışsan yetişmeyecek. Sen bana zaten günde 7 saat, 6 saat çalışabileceğini söylemiştin. Ben seni zorlamayacağım, 10'a kadar çıkarmayacağım. 6 olarak kabul edeceğim bunu diyor. O zaman gel seninle diyor, şöyle bir şey yapalım. Otomatik yapıyor bunu bakın. Ön hazırlık önerdiğim şeyleri konu anlatımına çevireyim diyor. Konu anlatımı kısmı hani bu şey gibi hatırlayın. Okul döneminizi hatırlayın. Ertesi gün sınav var. Ya diyor hiç çalışmamışsın ya da 2-3 saat sonra sınavın var. Ya en kötü sorulara bakayım diyorsunuz diyor. Hani soru falan çözeyim, bir şeyler yaparım. Kurtarma metodu uyguluyor. Bu kısımda ön hazırlıkları şimdi vaktimiz yok. Öyle gelip de temel atma eğitimi alamazsın. Konu çalışmasıyla başla diyor. Baktı konu da yetişmiyor, tamam mı? Konu çalışması saat düşüyoruz ön hazırlıkları çıkınca. Yine yetişmiyor. O zaman diyor ki gel tekrarla başlayalım seninle. Zaten bizim tekrarlarımız detaylı tekrar bu arada. Tekrar eğitimiyle başlatıyor. Süre elemesi yapıyor. Buna göre yetişiyorsa yetişiyor. Her şeyi denedim. Yine yetişmiyor. Bu sefer de bakın çok dikkatinizi çekecek bir şey söyleyeceğim. Konu önceliklendirme sistemi devreye giriyor. Bu ne demek? Gereksiz, önem puanı çok az olan, çok uzun süre öğrenilen ama sınavda soru çıkmadan çok az olan ya da bir soru çıkan ama böyle günlerce öğrenmesi süren, böyle obi ve kok gibi falan çok zor olan, bir soru çıkan çok önemsiz dediğimiz konuları eliyor. Öncelikli konulara diyor ki senin hedef puanın 90, 90 alman için şu konuları halletmen lazım, gel bunlara çalışalım. En önemli kısım burada devreye giriyor arkadaşlar. Ve bir konu önceliklendirme sistemiyle de sizi hazırlamış oluyor. Günlük bir ders GYK, bir ders eğitim şeklinde çalışmak doğru mu? Evet, ben öneriyorum bu arada. Ya da dersleri paylaştırıp bir gün GYK, bir gün eğitim. Bence aynı gün çalışmak daha mantıklı. Çünkü sıkılabiliyoruz psikolojik olarak. Hani her o gün GYK, GYK çalıştık. Hem sıkılıyoruz hem de psikolojik olarak şöyle bir strese giriyoruz. Ya bugün de hep GYK çalışmama daha eğitim var diyoruz. Ama bir yandan çalışınca sorumluluğumuzu yerine getirmişiz hissiyatıyla vicdani bir huzur hissediyoruz ve daha mutlu oluyoruz. Bu yüzden ben aynı gün ikisine de çalışma öneriyorum. Hatta ÖABT'si olanlara bir GYK dersi, bir eğitim dersi, bir ÖABT ders çalışmalarını daha doğru bu diyor. Rica ederim. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Onun dışında dediğim gibi görüşmek için randevu oluşturmak isteyenler, eğitim uzmanları ve öğrenci koçu arkadaşlarım benden de rica etti bu linki paylaşmamı. Onlar telefonun öbür ucunda sizleri aramak için bekliyor olacaklar. Hem detaylı koçluk görüşmesi yapmış olacaksınız. Hem de aynı zamanda dediğim gibi panelden, sistemden, hazırlanan sınava dair fiyatlardan ve indiriminizden de yararlanmış olacaksınız. Orta zor kolay soruları soru bankasına göre nasıl ayırt edebiliriz? Bir soru bankası 3 türü de kapsıyor. Bazı testleri zor olurken evet doğru. Ama şöyle bir şey var. Bunu genelde branş öğretmenleri daha iyi bilir. Ve zorluk kolaylık bile bana göre görecelidir. Yani bildiğimiz bir konudan bir soru geldiğinde bize kolaydır ama başka birisi onu hiç bilmiyorken ona zor olabilir. Ama bunu her şeyi bilen kişi genelde branş öğretmeni. O branş öğretmeni bunu daha iyi analiz ediyor genelde. Ben şöyle kodluyorum. Eğer kolay soru çözmek istiyorsak bu kolay soru genelde bir videoyla beraber ya da cevap anahtarına bakıp ya da çözümüne bakıp çözülen kolaylaştırmak aslında. Hani sorunun zorluk kolaylığını öğrenci olarak biz ayırt edemeyiz. Ama onu kolaylaştırabiliriz. Ben genelde kolay soru çözüp sonra orta zor soru çözmenizi önerdim ya, sistem bunu istiyor sizden. Ancak şu yapılabilir dediğim gibi, yani siz onu kolaylaştırabilirsiniz. Ama orta zor dediğim kısımda çözümüne bakmam, videodan izlemem, cevap anahtarına bakmam, kendimi zorlarım. Yani zorlaştırırım süreci ve zor soruya da alışmış olurum böylelikle. Lazada sistem de bunu öneriyor. Kolay soru çözerken videodan, cevap anahtarından bakarak ya da işte çözümüne bakarak çözmenize, yani alıştırma, pratik yapmanızı istiyor. Orta zor soruda ise hızlanmanızı ve sınava hazırlanmanızı istiyor. İkisinin de kazanımı farklı, size kattığı değerler farklı arkadaşlar. Onun dışında soru sormak isteyenler var mıdır? Tabii ki. Şöyle takvim oluşturma kısmı. Şuradan takvime tıklamam lazım. Sol panelde bir zaten takvim ikonu göreceksiniz. Takvime tıklıyorum. Bu kısmı beni attı şu an sistem herhalde. Tekrar giriş yapmam gerekecek. Ben tekrar bir giriş yapayım arkadaşlar. Siz de kendi hesabınızdan giriş yapabilirsiniz.
Evet, ders programı seviyenize göre oluyor. SBS'yi çözüyorsunuz ya şuradan. Belirleme sınavı yazıyor bakın bekleyen görevlerde. Bunu çözdükten sonra zaten sistem sizin ders bazında seviyelerinizi bildiği için takvim oluştururken ona göre ödevlendirme yapıyor. Takvim oluşturmaya tıklıyoruz arkadaşlar. Önce program dersi seç diye bir butonum var. Diyelim ki KPSS hazırlanıyorsunuz. Örneğin GGK'da eğitim bilimleri. Önce GGK dersi seçiyorsunuz. Sonra tıklayıp tekrar eğitim bilimleri şurada çıkıyor. Ben örnek öğrenci olarak GGK seçtim. O yüzden ben de sadece GGK çıkıyor. Örneğin matematik, tarih ve coğrafya çalışmak istiyorsunuz. Matematik, tarih, coğrafyayı sürükleyip kaydet diyoruz. Sonra çalışma alanı belirle kısmından gün ve saat seçiyoruz. Herkesin çünkü ders çalışabileceği gün ve saat değişkenlik gösteriyor. Örnek olarak yapıyorum. Siz farklı farklı tabii ki hazırlarsınız kendi durumunuza göre. Örneğin tüm günler sabah 10'da çalışmaya başlayıp akşam 20'ye kadar çalışabilen bir öğrencisiniz diyelim ki. Ekle diyorum, oluştur diyorum. Bunu tamamen kendinize göre seçtikten sonra bekliyorum. Ve şu an geri planda algoritmik olarak hesaplamalar yapılıyor. Konu önceliklendirme yapılıyor. Çalışma saatim, sınava kalan süre, seviyem, seviyeme göre hangi araçlar getirilmeli? Ön hazırlık mı yapacağım, konu mu çalışacağım, tekrar mı yapacağım? Toplam bunların ders saati ne kadar? Hepsini şu an bakın geri planda yazılım çalışıyor, kodlar çalışıyor. Bunu bir insan zekasının yapması zaten mümkün değil. Buna göre tamamen bireysel, bana özel bir program geliyor önüme. Takvime git diyorum. Şu an takvimim oluştu. Konu anlatım yapmam lazım. Mesela burada coğrafya, bu şekilde coğrafya çalışacağım. Sonra tarihe geçeceğim. Sonra matematik konu anlatımı. Sonra cuma devam ediyorum doğal sayılardan konu anlatımına. Zaten tıklayıp üzerine gittiğinizde de çalışmaya başla dediğiniz anda da direkt bununla alakalı zaten konu kısmına gidiyorsunuz. Ha, şu an mesela ne yaptı bakın gördünüz mü? Dur dedi. Sen önce mutlak konumu çalışmadan gidip konu atladın. Hop diğerine çalışmak istedin. Göreceli konum bekle dedi. Önce şuradan göreceli konum değil mutlak konumu çalış. Gel buradan mutlak konumu çalış ki ondan sonra ona git dedi. Tıklayıp çalışmaya başla dediğimde de gidiyorum. Çalışıyorum. Şöyle videoma gitmiş oldum bakın. Çalışma programı kısmını bir haftalık ücretsiz yapabiliyorsunuz, hazırlayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi şu anda sadece bir haftalık çıkarır size. Kayıt olduktan sonra zaten bunu dönem sonuna kadar her hafta yenilenecek şekilde yaptığınız çalışmalara göre yenileniyor. Seviyeniz değişir, yenileniyor. İşlenen derslere göre yenileniyor arkadaşlar ve ona göre sene sonuna kadar götürüyorsunuz. Ücretsiz örneğini hazırlayabilirsiniz tabii ki. Ama şunu söyleyeceğim, böyle bir panelin hem ders veriyoruz, hem canlı ders, hem video ders, hem deneme sınavı, hem rehberlik, hem ders notları, hem böyle bir bağlantı, böyle bir yapay zeka modeliyle sınavı hazırlayan bir eğitim kurumuyuz. Yani şu an bir dershaneden bile çok daha uygun bir fiyat. Ben olsam bir eğitim alacaksam ki evet sınav hazırlığında çok çok önemli destek almak. Kesinlikle böyle bir eğitim alırım. Hani biraz önce anlatmış olduğum klasik öğrenme metotlarıyla devam eden bir eğitim bu sınavların istediği bir eğitim değil arkadaşlar. Bir ders için ya estağfurullah tabii ki soracaksınız. Soru bankası adedi sizce kaçtır? Şimdi ben genelde hep şöyle önerdim. Bu da aslında değişiyor seviyenize göre ama genel ortalama bir öğrenciysek genelde 3 tane soru bankası önerdim. Bu 3 soru bankasını kendimce adlandırdım hatta. Öğrencilerimizle biz bunlara isimler bulduk. Bir tanesi çıraklık dönemi, bir tanesi kalfalık dönemi, biri ustalık dönemi diye. Genelde ilk çıraklık dönemi dediğim gibi kolay soru çözmem için aslında. Yani çözümlere de bakacağım, yavaş yavaş çözeceğim, süre tutmayacağım, cevap anahtarına da bakacağım, olmadı kapatıp bir daha çözeceğim. Kendimi orada özgür bırakacağım. İkincisi kalfalık. Birazcık daha artık konu bittikten sonra alıp çözeceğim. Önce coğrafyayı bitirdim. Artık kalfalık dönemi kitabıma geçebilirim. Biraz daha orta seviye. Burada artık hani kendimi mesela bir çözemedim hemen cevap anahtarına bakmayacağım. Bir ikinciyi zorlamam lazım. Hemen çözümüne bakmayacağım. Bir tık daha böyle zorlayacağım kendimi. Üçüncü de ise cevap anahtarına bakmak yok bitmeden. Çözümlere bakmak yok. Süre tutacağım. Kesinlikle bir soru için örneğin 1,5 dakika ayırdıysam o 1,5 dakika içinde çözmeye çalışacağım. Artık ustalık dönemi çünkü. Artık o da her şey bitti. Sınava az zaman kaldı. O zaman hızlanmak için çözülebilir. 3 soru bankası yeterli diye düşünüyorum. Aynen Feyza. 3 soru bankası ortalama ideal olur. Takvimde buradan oluşturabilirsiniz dediğim gibi. Varsa başka soru cevaplandırabilirim.
Evet, branş denemesini bitince çözmek daha mantıklı. Bir kere motivasyon anlamında da daha iyi. Yani daha konular bitmeden branş denemesi çözersen bilmediğin konularla ilgili sorular da gelir önüne. Ve bu da motivasyonu düşürür. Çalışma isteğini azaltır. O yüzden bittikten sonra çalışmak en sağlıklısı, en doğrusu. Bizim check-up'lar gibi düşünün. Bizim check-up'lar da branş denemesi gibi ama konu konu. Ne yapıyoruz biz? Örneğin matematik temel kavramlar. Konu hazırlığını yaptın, konu önerdim. Konuyu yaptın, tekrar önerdim. Tekrar yaptın, soru çözümünü önerdim. Sonra bir de orta doğru soru çözdürdüm sana. Tamam, bitti artık. Tıklıyorsun, çalışmayı bitirdim. Dur diyor, check-up testi. Temel kavramlarla ilgili sana işte 15-20 soruluk olabilir, bu konuya göre değişiyor, bir check-up testi getiriyor. Bakalım bitirdin ama öğrendin mi, öğrenemedin. Konu konu her bitimde check-up testi. Her bitimde check-up testi. Buna göre de senin öğrenme oranın hesaplanıyor. Ben sana bu hafta 8 check-up vermişim. 8'ini de çözmüşsün. 5 tanesinde de başarılısın. Öğrenme oranını atıyorum %62. Orada biz devreye giriyoruz işte. Hani neden %62? Analiz ediyoruz. Çözemediklerini tekrar çözmeni istiyoruz. Boş bıraktın, yanlış bıraktıklarını tekrarlamanı istiyoruz. Bu şekilde. Çalışma başlamadan önce deneme çözelim. İşte SBS çözdüm. Biz o yüzden buraya SBS ekledik ya sizler için Feyza. Şurada seri belirleme sınavı. Bekleyen görevler kısmında. O şekilde ben şimdi çözdüm diye önerilen çalışma geldi önüme. Şurası bir seviye belirleme sınavı diyor ya. Ücretsiz biz buraya yükledik. Bunu çözüp seviyelerinizi görerek başlamanız lazım. Şurada sınavı başlat deyip başlayabiliyorsunuz. Ki seviyenize göre ders dünyası sayfasından da seviyelerinizi görebilirsiniz onu çözdükten sonra. Hangi derste, hangi konuda, hangi seviyede çıkmışsınız ona göre ne yapmanız gerekiyor? Coğrafyada tıklıyorum, bakıyorum. Ne hangi seviyedeyim? Çözdüğümü varsayıyorum. Başlangıç seviyesi çıkmışım. Coğrafi konumda. O zaman konu anlatımıyla başlayacağım gibi düşünebilirsiniz. Zaten sistem size onu yaptırıyor otomatik olarak. Sizin bir şey düşünmenize gerek kalmıyor. Evet, o zaman hepinize başarılar diliyorum. Zaten eğer devam ederseniz bizimle bol bol görüşeceğiz inşallah. Hem eğitim koçlarımızla hem bizlerle bol bol görüşeceksiniz. Ben tekrar buraya linkinizi bırakıyorum. Bence ücretsiz bir koç görüşme seansı ayarlamışsak size, bence görüşün arkadaşlar. En azından birçok şeyi birebir ölçme ve öğrenme şansı yakalarsınız. Ortalama 30 dakikalık bir seanslık görüşmeden bahsediyorum. Normalde eğitim koçuyla 30 dakikalık görüşme ücretli bir görüşmedir. Biz burada bu seminere özel bu görüşmede sağlatmış olacağız. Hepsi sertifikalı öğrenci koçu arkadaşlarımızın. O yüzden bence birçok aşamada bilgi almak adına görüşün. Linke tıklayıp randevu almanız yeterli. Gün içerisinde hepsi size ulaşacaklar. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Kendinize çok iyi bakın. Çok çok memnun oldum. Güzel bir ekip buradaydı. Hepiniz inşallah çok başarılı olursunuz. Tekrar görüşürüz umuyorum başka seminerlerde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.